yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlar, Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmiş, aynı ortak değerlere gönül vermiş insanlardır. Müminleri birbirlerine yakınlaştıracak ve kaynaştıracak olan bu ortak değerlerin en önemlilerinden biri de Allah'ın adının yüceltildiği mübarek mekanlar, mescitlerdir. İslam tarihinde çok önemli yeri olan üç büyük mescit vardır. Mekke'de Kutsal Kabe'nin etrafında yer alan Mescid-i Haram, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Medine'deki Mescid-i Nebevi. Bu üç büyük mescit, İslam tarihinde çok önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bu mescitleri ve etrafındaki mübarek beldeleri ziyaret ederken, Müslümanların şevk ve heyecanları artar, hamiyet duyguları kabarır, kardeşlik bağları güçlenir, bu mekanların ziyareti Yüce Allah'a yakınlaşmaya vesile olur. Şimdi bu üç kutlu mekanın tarihini ve özelliklerini hep birlikte izleyelim. Mekke şehri içinde yer alan Mescid-i Haram ve onun içinde bulunan Kabe, bütün Müslümanların ortak kıblesi ve İslam dininin en önemli mekanlarından biridir. Kur'an'da Mekke şehirlerin anası olarak bildirilmektedir. Kabe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram, şehrin merkezinde bulunur. Hürmetli mescit anlamına gelen bu ifade, Kur'an'da 16 ayette yer almaktadır. Bu ayetlerden biri şöyledir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu, Rabbinden olan bir haktır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. Mescid-i Haram'ın içinde Kabe'den başka makam-ı İbrahim ve Zemzem kuyusu bulunmaktadır. Hemen yanında Safa ve Merve tepeleri bulunmaktadır. Mescid-i Haram, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kabe'nin etrafındaki küçük bir alandan ibaretken, günümüze kadar pek çok defa genişletilmiştir. Bugün Mescid-i Haram, içinde yüz binlerce insanın aynı anda topluca ibadet edebileceği genişlikte bir alana sahiptir.
Müslümanlar için yeryüzündeki en kutsal mekan olan Kabe, Yüce Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından inşa edilmiştir. Allah, insanlar için ilk kurulan ev olan Kabe'de Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğunu Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Orada apaçık ayetler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse şüphesiz Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır. Allah, Hazreti İbrahim'e insanların Kabe'ye hacca gelmesi için çağrı yapmasını emretmiştir. Bu dönemden sonra iman edenler akın akın Kabe'yi tavaf etmeye ve hac ibadetlerini yapmaya gelmişlerdir. Bu durum ayetlerde şöyle haber verilmektedir. İnsanlar için de haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan, derin vadilerden gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde kurban adarken Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Allah, Kur'an'da Kabe'nin insanlar üzerinde çok önemli bir etkisinin olacağını da bildirmiştir. Ayette haber verilen, kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar şeklindeki ifadede de bu durum açıkça belirtilmiştir. Kabe, Hazreti İbrahim döneminden beri Müslümanların hac için ziyaret ettiği çok önemli bir yer olmuştur. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden önce Arabistan'da yaşayan kabileler Hazreti İbrahim'in ve ondan sonra gelen peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid inancından uzaklaşmışlardı. Hazreti İbrahim tarafından Allah'a adanarak inşa edilen Kabe, putperest inanışların merkezi haline getirilmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethiyle beraber Kabe tekrar putlardan temizlenmiş ve Allah'ın evi sıfatını taşımaya başlamıştır. Bu tarihten sonra Kabe her yıl milyonlarca Müslümanın akın ettiği mukaddes bir mescid olma özelliğini sürdürmüştür. Kur'an'da Kabe değişik isimlerle anılmaktadır. Beyt-i Atik, yani ilk kurulan ev ve Beyt-i Haram, yani hürmet edilen ev bu isimlerdendir.
Kabe, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den sonra birçok değişikliğe uğramıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Kabe'nin köşeleri yaklaşık olarak 4 ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine Hacer-i Esved veya Şarkî, kuzey köşesine Irakî, batı köşesine Şâmî ve güney köşesine de Yemanî denir. Hacer-i Esved, Kabe'nin doğu köşesinde yerden 1,5 metre yükseklikte bulunmaktadır. Hacer-i Esved, siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim tarafından tavafa başlanacak yere işaret olmak üzere konulduğu rivayet edilmektedir. Başlangıçta çevresi 18-19 santimetre olan bu taş, çeşitli yıkımlar sebebiyle birkaç defa kırılmıştır. Şimdi ilk olarak konulduğu köşede gümüş muhafazalı kurşun içine gömülü 7 parça halinde bulunmaktadır. Kabe'nin kuzeydoğu duvarında yerden yaklaşık 2 metre kadar yükseklikte bulunan altın kaplı bir kapısı vardır. Bu kapıyla Hacer-i Esved köşesi arasında kalan bölüme Mültezem denir. Kabe'nin kuzeybatı duvarının karşısındaysa yarım daire şeklinde bir duvar bulunur. Bu duvara Hatim denir. Tavaf bu duvarın dışından yapılır. Kabe'nin duvarları üst üste konulmuş siyah taşlardan yapılmıştır. Duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtüyle örtülüdür. Örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup üzerine kelime-i şehadet işlenmiş, çatıya yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş, kemer biçiminde olan bu şeritede Kur'an ayetleri işlenmiştir. Şu anda Kabe bina olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Kabe ve çevresindeki Mescid-i Haram toplam 361 bin metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Burada hac ibadetleri sırasında yaklaşık 1 milyon kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. Mescid-i Haram, dünyadaki 7 minareli tek cami olduğu gibi
mihrabı bulunmayan tek cami özelliğine de sahiptir. Mescid-i Haram, İslam öncesi dönemde herhangi bir duvarla çevrili değildi. Kabe'yi tavafa mahsus, etrafı evlerle çevrili, kumluk dar bir sahadan ibaretti. Mescide, evler arasındaki sokaklardan geçilerek girilirdi. Hazreti Ömer zamanında İslam devletinin genişlemesi, Müslüman nüfusun artması ve hacı sayısının büyük rakamlara ulaşması üzerine tavaf yeri dar gelmeye başladı. Bu sebeple civardaki bazı evler sahiplerinden satın alınarak yıkıldı ve yerleri mescide ilave edildi. Hazreti Ömer'in yaptırdığı bu ilk genişletme esnasında Mescid-i Haram'ın etrafına bir ihata duvarı inşa edildi. Bu duvar üzerine kandiller konuldu. Daha sonra Hazreti Osman ve Abdullah bin Zübeyir zamanlarında yeni genişletmeler yapıldı. Emevi hükümdarları döneminde de genişletme çalışmaları sürdü. Mescidin zemini mermer mozaikle döşendi. Direkler üzerine sac ağacından bir tavan yapıldı. Mescidin genişletilmesi faaliyeti bölgeye daha sonra hakim olan devletler zamanında da devam etti. VI. Yüzyılda Sultan Yavuz Selim zamanında Osmanlı Devleti'nin bütün Arap Yarımadası'na ve Orta Doğu'ya hakim olmasıyla bölgede yeni bir dönem başladı. Mekke ve Medine'yi içine alan bölge Hicaz vilayeti olarak adlandırıldı. Mukaddes şehir Mekke'nin de içinde yer aldığı kutsal beldeler uzun yıllar Osmanlı yönetimi altında kalmıştır. O dönemde çok büyük bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı Devleti, Hicaz bölgesine diğer yerlerden çok daha özel bir ilgi göstermiş, bu kutsal toprakların korunmasına ve imarına büyük özen göstermiştir. Kabe etrafında yapılan bütün mimari çalışmalarda Kabe'nin boyundan daha yüksek bir yapı inşa etmemeye özen gösterilmiştir. Abdülhamit Han'ın Hicaz demiryolu yapılırken raylara tren gürültüsünü azaltan malzemeler döşetmesi de yine bu titiz anlayışın bir sonucudur. Osmanlı padişahlarının
Mekke ve Medine'ye bakış açıları bu bölgenin hakimi oldukları değil, ancak hizmetkârı oldukları şeklindeydi. Bu sebeple Yavuz Sultan Selim'den itibaren bütün Osmanlı hükümdarları Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn unvanını kullandılar. Yani Mekke ile Medine'nin hizmetkârı. Osmanlı padişahları bölgeye hükmettikleri süre boyunca üzerlerine aldıkları bu sorumluluğun gereklerini en ince ayrıntısına kadar yerine getirerek bu sıfatı hakkıyla temsil ettiler. Sultan II. Selim'in döneminde Mescid-i Haram'ın ahşap tavanları yıkılarak yerlerine mermerden inşa edilmiş ve üzerlerine altın alemler konulmuş kubbeler yapıldı. Sonraları Sultanahmet, 1. Abdülhamit, 4. Murat, 2. Mahmud ve Abdülmecid zamanlarında Mescid-i Haram'ın muhtelif bölümleri tamir edildi, etrafında yeni bölümler yapıldı. Yenilenen kemerler üzerine Türk üslubunda 500 küçük kubbe daha ilave edildi. Mevcut 19 kapı yenilendi. Tavaf yeri etrafına kandiller dikildi. Bugün ayakta duran Kabe ve çevresinde o dönemin meşhur mimar ve ustalarının emekleri bulunmaktadır. Son dönemde gazetelerde çıkan haberlerde Mekke ve Mescid-i Haram bölgesinde faaliyete geçecek yeni bir projeden söz edilmektedir. 2007 yılında bitirilmesi hedeflenen projeyle Mekke'nin çehresinin tamamen değişmesi planlanmaktadır. Projeye göre Kabe'nin etrafındaki ibadet alanı genişletilecek, Cidde'den Kabe'ye gelen yolun üst kısmı da bu alana eklenecektir. Böylece Kabe'deki ibadet yeri kapasitesi 3 kat artırılmış olacak, aynı anda 3 milyon Müslümanın saf tutabilmesine imkan sağlanacaktır. Kur'an'ın indirilişinden önce Mekke, çöllerle kaplı olmasına rağmen bulunduğu coğrafi konum nedeniyle her devirde ticari ve stratejik öneme sahip olmuştu. Kabe'nin bulunduğu yer olması sebebiyle de büyük bir saygınlığı vardı. Bu nedenle bu kutsal şehri Roma ve Bizans imparatorları, Acem ve Habeş kralları topraklarına katma girişimlerinde bulunmuşlardı. Ne var ki dışarıdan yapılan hiçbir saldırı veya işgalle Mekke şehri ele geçirilememiştir. Yüce Allah her dönemde bu kutsal beldeyi düşmanlardan korumuş, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından inşa edilmesinden bu yana Kabe'yi bir güvenlik yeri kılmıştır. Kabe'nin bu özelliği ayetlerde şöyle haber verilmektedir.
Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz haremi güvenilir ve dokunulmaz kıldık. Yine de onlar batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Hani evi insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. İbrahim'in makamını namaz yeri edinin, İbrahim ve İsmail'e de evimi tavaf edenler, itikafa çekilenler ve rükû ve secde edenler için temizleyin diye ahit verdik. Hadislerde rivayet edildiği üzere bu bölgenin güvenliği ahir zamanda da korunacak. Tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük fitneci olan Deccal bile bu bölgeye giremeyecektir. Hadislerde bu konuda şöyle buyurulmuştur. Deccal Mekke ve Medine'ye giremez. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mekke ve Medine hariç Deccal'in çiğnemeyeceği memleket yoktur. Mekke ve Medine'ye geçit veren yolların her birinde saf tutmuş melekler var. Buraları korurlar. Deccal, Es-Sebiha'na mevkiye iner. Sonra Medine ahalisini 3 sarsıntıyla sarsar. Bunun üzerine şehirde bulunan bütün kafir ve münafıklar şehri terk ederek Deccal'e gelirler. Deccal her yere varır, yalnız 4 mescidin bulunduğu yere varamaz. Mescid-i Haram, Mescid-i Medine, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur-i Sina. Kabe, İslam tarihi boyunca Müslümanları bir araya toplamıştır. Yüce Allah'ın ayetlerde kendi evi olarak buyurduğu Kabe ve etrafında yer alan Mescid-i Haram, her yıl milyonlarca Müslümanın hac ibadetlerini yerine getirmek için bir araya geldiği kutlu bir mekandır. Böylece renk, dil, ırk, millet ve sınıf farkı gözetmeksizin aynı niyeti taşıyan milyonlarca Müslüman bir araya gelerek bütünleşir. Zenginiyle, fakiriyle, güçlüsüyle, güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı kurallara uyarak, aynı hükümleri yerine getirerek, aynı ortam ve şartlarda hareket ederek kardeşlik duygularını pekiştirirler. Bu bütünleşme tüm iman edenler için değerli bir şevk ve heyecan unsurudur. Kur'an'da Kabe'nin bütün alemler için hidayet olduğu bildirilmiştir. Gerçek şu ki
insanlar için ilk kurulan ev Bekke'de o kutlu ve bütün insanlar için hidayet olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolculuğunda kısa bir müddet Medine'nin dışında bulunan Kuba köyünde kalmıştı. Bu esnada burada Kuba Mescidi adıyla bilinen mescidi inşa ettirmişti. Bugün aynı yerde yeni mimarisiyle inşa edilmiş Kuba Mescidi, Müslümanların en çok ziyaret ettikleri mekanlardan biridir. Buradan yola çıkıp Medine'ye girdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi misafir edip ağırlama şerefine nail olabilmek için herkes birbiriyle yarışa girmişti. Rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini davet edenlere "Bırakın deve serbestçe yürüsün. O bizi Allah'ın razı olacağı bir yere kadar götürecektir." demekteydi. Deve bir süre yürüdükten sonra iki yetim kardeşe ait boş bir arsaya çöktü. Müslümanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin çöktüğü yerin sahipleri olan Sehil ve Süheyl adlı iki yetim çocuğa bedelini ödeyerek bu arsayı satın aldılar. Ardından arsa tesfiye edilerek mescit inşaatına başlandı. Ensar, muhacir ve diğer gönüllü kimselerin de katıldığı kalabalık bir işçi usta topluluğu tarafından yürütülen çalışmalar sonunda mescit kısa sürede bina edildi. Mescid-i Nebevi adıyla anılan bu mübarek mekanın Medine'de İslam devletinin oluşumu ve yönetilmesinde büyük rolü olacaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam ahlakını gönülden kabul edip kendisine itaat eden bir toplum tarafından karşılandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye ulaşmasıyla Mekke dönemi kapanıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar 10 sene sürecek olan yeni bir dönem başlıyordu. Medineli Müslümanlar, Mekke'den her şeylerini terk ederek Allah yolunda hicret eden muhacirleri kendi kardeşleri gibi gördüler. Bunun ardından Medine'yi dış düşmanlara karşı müştereken savunmak üzere muhacirler, Ensar ve Medine'deki Yahudiler arasında yazılı bir vatandaşlık anlaşması yapıldı.
Medine Vesikası veya Medine Sözleşmesi adı verilen ve İslam tarihinin ilk yazılı anayasası olarak kabul edilen bu belge, İslam toplumunun bireysel haklar ve adalet anlayışını gösteren önemli bir örnektir. Bu sözleşmeyle vatandaşların çeşitli hak ve görevleri belirtilmiş, farklı toplulukların birlikte yaşamalarının kuralları belirlenmiştir. Sözleşmede Yahudiler kendi dinlerine, mallarına, canlarına, Müslümanlar da kendi dinlerine, mallarına ve canlarına sahiptirler. Haksızlık yapan ve suç işleyense bu hükmün dışındadır denerek Yahudi azınlığa büyük bir özgürlük ve güvenlik sağlanmıştır. Bunun sonucunda da bir yüzyılı aşkın bir süredir birbirlerine karşı düşmanca duygular besleyen farklı din ve ırklara sahip topluluklar bir arada ortak bir yaşam kurma imkanı elde etmişlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşme yoluyla her fırsatta birbirlerine saldıran, düşmanca duygular besleyen ve uzlaşamayan toplulukların arasındaki çatışmaların Kur'an ahlakı yaşandığında son bulabileceğini, onların anlaşarak bir arada yaşayabileceklerini göstermiştir. Medine Sözleşmesi'ne göre herkes hiçbir baskı olmadan istediği dini, inancı, siyasi ya da felsefi seçimi yapmakta özgürdü. Kendi hukukunu uygulamakta da özgürdü. Sözleşmeye taraf olan gruplar birbirleriyle yardımlaşacak, birbirlerine destek olacaklardı. Ve bir saldırı durumunda ortak savunma yapacaklardı. Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakem kabul edilecekti. Böylece Mekke'deyken sadece bir cemaat statüsünde olan Müslümanlar Medine'ye hicretleriyle beraber kendi yönetimlerini de kurmuşlardı. Medine'de inşa edilen Mescid-i Nebevi, kurulan İslam yönetimine ait bütün faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez niteliğindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ashabıyla orada istişare eder, kararlarını orada alır, elçi heyetlerini orada kabul eder, orduları orada teçhiz ederek yola çıkarır, topluma ait bütün meseleler orada çözüme kavuşturulurdu. Ayrıca yine mescide bitişik olarak gündüzleri bir eğitim öğretim yeri, geceleri ise misafirlerin barınması için suffa denilen üzeri kapalı bir bölüm eklenmişti. Seçkin sahabe alimler İslam'da ilk üniversite sayılabilecek bu mekanda yetişmişlerdi. Burası aynı zamanda İslam'ın esaslarını öğrenmek üzere Medine dışından gelenler için bir misafirhane vazifesi görüyordu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Mescid-i Nebevi'ye defnedilmiştir. Medine döneminde Müslümanlar için böyle büyük önem taşıyan bu mescid, günümüzde Mescid-i Resul, Mescid-i Şerif, Mescid-i Saadet ve Mescid-i Nebevi adlarıyla da anılmaktadır. İlk inşa edildiğinde mescidin biri mihrabın karşısındaki ana kapı, biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine açılan kapı, diğeri de Bahb-ı Rahmet denilen kapı olmak üzere 3 kapısı vardı. Mescidin mihrabı Beytül Makdis yönüne denk düşecek şekilde kuzey duvarında işaretlenmişti. Kıblenin Mescid-i Haram'a çevrilmesiyle giriş ve çıkışlar yeniden ayarlanmıştır. Hicret'in 29. yılında Hazreti Osman mescidi yeniden inşa ettirdi. Duvarları süslü taşla yeniden örüldü. Taş sütunlar kullanılarak mescidin bir kısmının üzeri kapatıldı. Daha sonraki dönemlerde de birçok kez mescit üzerinde genişletme ve geliştirme faaliyeti yapılmıştır. Saldırılardan korunmak için de etrafı surlarla çevrilmiştir. Üstü küçük kubbelerle örtülmüş, duvar ve kubbe içlerine ayetler yazılmıştır. Osmanlılar döneminde de Mescid-i Nebevi'nin bakımı titizlikle yerine getirilmiş ve güzelleştirilmiştir. Birinci Mahmud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin üzerinde bulunan kubbeyi yenileyerek koyu yeşile boyatmıştır. Bundan dolayı bu kubbe, Kubbetül Hadra, yani Yeşil Kubbe adıyla anılır. İlk imar edildiğinde yaklaşık 2500 metrekare büyüklüğünde olan Mescid-i Nebi, tarih boyu süren çeşitli inşa faaliyetleri sonunda günümüzde yaklaşık 23 bin metrekare genişliğe ulaşmıştır. Bugün binlerce kişi bu mescitte aynı anda namaz kılabilmektedir. Kudüs, vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir.
bunun başta gelen sebebi ise Yüce Allah'ın insanları doğru yola iletmeleri üzere görevlendirdiği peygamberlerin birçoğunun bu şehirde yaşamış veya en azından hayatlarının bir bölümünü bu şehirde geçirmiş olmalarıdır. Ayrıca bu peygamberlerden bazılarının mabet olarak kullandıkları mekanlar da bu şehirdedir. Bunlardan biri Mescid-i Aksa'dır. Aksa kelimesi en uzak anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır. Yani en uzak mescit demektir. Tefsir kitaplarında yer alan rivayetlere ve tarihi kayıtlara göre Mescid-i Aksa ilk olarak Hazreti Süleyman tarafından inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa vahye dayalı diğer dinlerde olduğu gibi İslam'da da büyük bir öneme sahiptir. Öncelikle burası Müslümanların namaz kılmak için yöneldikleri ilk kıbledir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biri sayılan kutsal gece yolculuğu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani Mekke'den Kudüs'e olmuştur. Kur'an'da bu gerçek şöyle haber verilir. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. Gerçekten o işitendir, görendir. İslam alimlerinin görüşlerine göre Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif adı verilen bölgenin tümünü kapsayan alandır. Harem-i Şerif, Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra, Ruhlar Kuyusu, Türbe, Sebil gibi yapıları içine alan, yaklaşık 150 dönüm büyüklüğünde bir arazi üzerine dağılmış binalardan ve tarihi yapılardan oluşan kutsal bir mekandır. Bugün bazı kimseler tarafından yanlışlıkla Mescid-i Aksa zannedilen üstü altın kaplı, sekiz köşeli yer aslında Kubbetüs Sahra adlı yapıdır. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a yükselmesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeden gerçekleşmiştir. Burada yer alan Kubbetüs Sahra, kaya üzerinde yapılan yer anlamına gelir. Kubbetüs Sahra'nın içinde asılı duran taş anlamına gelen Hacer-i Muallak taşı bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı kabul edilen kaya işte burasıdır. Kayanın iç kısmı boştur. Bu yüzden kayanın kesidine bakıldığında havada asılı izlenimi verir. Bundan dolayı Hacer-i Muallak olarak anılmaktadır. Kubbetüs Sahra, Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılan yapının alt kısmı mermer,
üst kısmı ise yeşil, sarı ve mavi renkli çini ile kaplatılmıştır. Ayrıca kubbenin üst çevresi boyunca Yasin suresi yazdırılmıştır. Film boyunca izlediğimiz gibi üç kutlu mescit ve onların bulundukları şehirler Mekke, Medine ve Kudüs, İslam tarihi boyunca çok önemli olaylara tanıklık etmişlerdir. Hadislerde ahir zamanda da yaşanacak ve dünya tarihine damgasını vuracak pek çok önemli olayın yine bu üç mescidin bulunduğu bölgede gerçekleşeceği haber verilmektedir. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi'ye Mekke'de biat edilecek ve kendisi Kudüs'e hicret edecektir. Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen Mehdi, Mekke'de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir. O Mehdi, Kudüs-ü Şerif'e hicret edecektir. Nuaym'ın Selman bin İsa'dan rivayetine göre Mehdi Beyt-i Makdis'te 14 yıl kalacak. Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ile Kudüs'te buluşacak ve birlikte namaz kılacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nihayet Meryem oğlu İsa, fecir vakti Beyt-i Makdis'te nazil olacaktır. Ona şöyle denilecek. Ey Allah'ın peygamberi, öne geç de bize namaz kıldır. O da şöyle diyecektir. Bu ümmet öyle bir ümmettir ki, onların bazıları üzerine emir olurlar. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sıra bir de bakarlar ki İsa İbni Meryem sabah vaktinde inmiştir. Bu imam Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arka arka çekilir. Hazreti İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki geç öne namazı kıldır. Zira kamet senin için getirilmiştir. Bunun üzerine imamları Mehdi onlara namazı kıldırır. Deccal Mekke ve Medine'ye girmeye çalışacak fakat bunu başaramayacak ve Kudüs civarında Hazreti İsa tarafından yok edilecektir. Mesih Deccal doğu tarafından gelir. Kastı Medine'dir. Uhud'un arka tarafına iner. Derken Medine'yi bekleyen melekler onun yüzünü Şam tarafına çevirirler ve orada helak olur. Hazreti İsa aleyhisselam onu yakalamak ister. Nihayet onu Lut şehrinin kapısında yakalar ve yok eder. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ve bu üç kutlu mescidin içinde bulundukları üç mübarek şehir Mekke, Medine ve Kudüs geçmişte olduğu gibi ahir zamanda da çok önemli olayların merkezinde yer alacaklardır. Müslümanların günümüzde pek çok alameti yaşanmakta olan müjdeli döneme kavuşmasına da şahitlik edeceklerdir. Elbette en doğrusunu Yüce Allah bilir.